Selam arkadaşlar, evdeyiz ve makinemizin ikinci dolumunu yapacağız. Biraz geciktirdik dolumu ama yetiştirdik sayılır. Önce makinemizi istop ediyoruz, proyektimizi. Bismillah diyoruz ve açıyoruz kapağımızı. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle bir düzleyelim. İnşallah. Evet, rahatça alabilmek için arkadaşlar. Şimdi bunları alalım. Boş dolu kontrolünü yapmaya başlayalım. Nasipse. Hadi bakalım. Nasıl yapsak? Bismillah. Ya Allah ya Bismillah. Oho. Evet. Şöyle buraya bırakacağım. Şimdi hemen boş dolu kontrolünü yapıp tekrardan makineyi çalıştıracağım. Bu arada sıcaklığını kaybetmemesi için kapağı kapatıyorum. Proyekin canını yerler ya. Sessiz sedasız bekliyor bizi. Bu arada bir su dolduracağım. Tam bir hafta gidiyor arkadaşlar. 7 gün rahat gidiyor bir kap su. Hiç durmadan ışıkları kapatacağız. Flaşı açacağız. Sonra da bunları ekleyeceğim zaten alt kata. Siz de görün, 1 dolu, 2 dolu, 3 dolu, 5 dolu, 6 dolu, boş. O neymiş ki boş? Ayam cemaniler. Evet, boş olması çok muhtemeldi zaten. Dolu. 2, 4, 5, 6 dolu şimdiye kadar. Ayam cemani boş. 7 boş. Dolu. Brakel boş. Şunun ışığı yakacağım. Işığından bakabiliriz. Zaten görünür. Bakın. Dolu. Oo, brakel dolu. Bakın canlanıyor da. Maşallah. Brakel boş. Sultan dolu. İnşallah sağ salim çıkartırız arkadaşlar. Dolu. Dolu değil. Şu dolu da. Sultanlar genelde dolu. Evet, boş, dolu, boş, dolu. Herhalde bak. Arkadaşlar, bu kadar yumurtadan bu kadar boş çıktı. Sayabilirsiniz boşları. Bunların tamamıysa dolu. Nasipse artık birkaç gün sonra zaten yine çekim yapacağım. Çıkımı alacağız. Az kaldı yani. İnşallah güzel bir çıkım alırız diye umut ediyorum. Yani bu kadar doludan bakalım kaç civciv alacağız. Şimdi kapağı açıyorum. Bismillah diyoruz. Tekrardan makinemizi çalıştırmadan önce bunu koyacağım. Bunlar çünkü artık gelişimdeler, halen daha çıkacaklar. Yumurtalarımızın genelinin boş çıkmasının sebebi şu. Yeni yumurtaya çıkmış ayam cemaniler misal. Daha yeni kılavuz atmıştılar. Deneme amaçlı attım. Bir de brakeller atmıştık. Çok fazla brakel attım. Onlarda zaten sıkıntı vardı diye brakellerin misal sürüyü komple dağıtmıştım en son. Biliyorsunuz, izliyorsanız bizi arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde brakelleri merak ettim, attım ki gerçekten böyle neden boş diye. Gerçekten de boşmuş. Bir sürü brakel attım, bir tane dolu çıktı brakellerden. Ve diğerlerinde de vayandot var. Herhalde iki tane vayandot boş çıktı. Gerisi dolu. Ve ağırlıklı olarak ayam cemaniler atmıştım. Ayam cemaniler de hep boş çıktı. Bu çok beklediğim bir durumdu yani, boş çıkması. Normal arkadaşlar. Çünkü ayam cemalilerimiz daha yeni ferikler. Daha horozda ister istemez ne ötüyor ne de atlayacak. Bismillah diyelim ve ikinci rafımızı koyalım ve burada da yine daha çok ispenç falan da var. İnşallah boş değildir, bilmiyorum ama ayam cemani buralara da attım arkadaşlar, yeni yüklememize de. Deneme yapıyorum ama horozun atladığını da görüyor muyum? Hiç görmüyorum, emin olabilirsiniz. Yani horoz atlamıyor herhalde. Bismillah diyelim. Hadi. Şu tasarım da güzel. Çok rahatça yerleştirebiliyorum yumurtaları. Bismillah. Haydi bismillah dedik. Yeni bir yolumuzu da yerleştirdik. Şöyle bir ışığı yakalım. Daha da net görün arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bir yolu yerleştirelim. Sonra sıkıntı çıkmaz. Tamam herhalde. Evet. Bunlar da bu yolumuzda inşallah. 21 günü şimdi saymaya başlayacağız. Bunların çıkımına bir şey kalmadı. Hadi pro, pro oğlum. Hadi pro, göreyim seni. Bismillah diyelim ve tekrardan çalıştıralım. Tekrar çalışmaya başladı makinemiz. İçerideki sıcaklığı hiç düşmemiş. Şimdi hızlı bir şekilde sıcaklığı tekrar eski haline getirecek. Nem olayı çok iyi.
Şu an makinemi, deneyimimi söyleyeyim. 18 güne yakındır kullanıyorum arkadaşlar. Şimdiye kadarki deneyimlerim en güzeli nem olayı. İçeride bulunan nem nozülü o kadar teknolojik yapılmış ki. Şu suyu var ya, rahat 5 gün oldu. Yani 7 gün, 8 gün duruma göre de değişebilir ama su bitmiyor abi. Geliyorum, su aynı. Çok az su kullanarak içerideki nemi çok güzel ayarlıyor makinemiz. Şu an nemin çıkışını görebilirsiniz bakın. Bu kadar seri bir nem ölçer göremezsiniz başka yerde. İşte teknolojinin faydalarından birisi de bu arkadaşlar. Buraya çok güzel yapmış. Şu an mesela bakın çok ritimli bir şekilde nem yükseliyor. Diğer makinelerde nasıl oluyor biliyor musun? Tık birden atıyor. 10 birim, 20 birim birden tak tak diye atıyor. Ama bunu görüyor musunuz? Saat gibi tık 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 çıkıyor. Ve kendini de ona göre ayarlıyor. Şu an mesela nemi vermeyi bıraktı. Şu an ısıtıyor. Birazdan ısıtmayı da kendi kendine ayarlayıp bırakacak. Bak bir bırakıyor bir veriyor, gördünüz mü? Şu an içeride yapay zekamız çalışıyor. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelelim. Çünkü boşları gösterdim, doluları içeri koyduk. İnşallah artık çıkımda tekrar görüşeceğiz sizlerle. Şimdilik yeni yumurtalarımızı yükledik. Vatana millete hayırlı olsun yeni yumurtalar. İnşallah diğer videolarda tekrardan görüşürüz. Purek'e buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yerli üretim Purek. Aşağıda linkini bırakıyorum. Bu ürünle ilgilenen, almak isteyen arkadaşlar için. Hoşça kalın. Bay bay.